Hacı Yakışıklı, Ulusalcı FETÖ ve Kripto'nun Zirvesi Kasedi sarıp sarıp aynı şarkıyı dinlerseniz bir süre sonra şarkının anlamı kalmaz. FETÖ kasedini başa sarmak ve fabrika ayarlarından bahsetmek ileri dönük adımlara sekte vurur. Fethullah Gülen dershane mevzuunda zaten orijinal ayarlarına dönmüştü. Onun ayarı Amerika'da yapıldı. İslam'la ilgisi olmayan FETÖ'nün döneceği tek özü vardır. O da ihanetinin cezasıdır. Haşhaşiler fetöyle yeniden tarih sahnesine çıktılar. Güçlü olursanız fetö tipi örgütler harekete geçemez. Zayıflarsanız başka fetöleri anında damarlarınızda bulursunuz. Rehavete kapılmadan tarih yazmak zorundayız ve dünyanın tarihini yeniden biz yazacağız. Ulusalcıların içine hiç sızıntı olmadı mı? Bu kişiler biz namaz bile kılmıyoruz, nasıl FETÖ'cü oluruz diyerek algı yönetiminin dibine vurmuştu. Sanki FETÖ'cü olmanın şartı namaz kılmakmış gibi. Her tür ahlaksızlığı yapan, albümlerden karı seçen, galerilerden koca seçen, Aç deyince başını açan, Ört deyince örten, öldür deyince öldüren nice alçak örgüt teröristi gördük. Ulusalcı grup en son bir eylem yaparak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için 100 bin oy e-devlet üzerinden toplansın kampanyası yaptı. Ulusalcıların için bu alana göz dikti. Neye ve kimlere güveniyorlar? E-devlet kimlerin elindedir? Bunca tapu kaydı, nüfus kütüğü ve miras kaydı bilgileri kimlerin elindedir? Ulusalcılar neden e-devlet sistemine güvenmektedir? Yeni süreçte esas kriptolar bu işten kurtulduğunu zannedenlerden çıkacak. Kimden ve hangi gruptan çıkarsa çıksın bu iş bitirilecektir. FETÖ ile mücadelenin sona yaklaşabilmesi için Gülen'in etkisiz hale getirilmesi, yurtdışı kaynaklarının Türkiye ve İslam algısından arındırılması, FETÖ'ye kaptırılan Türkiye diasporasının yeniden milli irade güdümüne alınması gerekir ve alınacaktır da. Türkiye'nin birinci başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan. Allah izin verirse yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı milletin teveccühüyle Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Milletçe hiçbir şeye baştan başlamıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Kendisi Türkiye'nin en büyük devrimcilerinden biri olarak bu makama fazlasıyla layıktır net. Batılı feodal derebeyleri ve diplomat kılıklı şarlatanların dönemi tamamıyla kapanacak ve milletin devri yine yeni yeniden başlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken milletvekili adaylarıdır. Daha önce seçmenler beğenmedikleri bazı vekillere sırf Erdoğan'ın hatırına Erdoğan lider olsun diye gönülsüz dahi olsa oy veriyorlardı. Bu kez Erdoğan'a ayrı vekillere ayrı oy verilecek. Son söz, iyi ki ahiret var. Hesap günü herkes susacak, ellerimiz, dillerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz konuşacak, kimse hiçbir şey inkar edemeyecek. Kriptonun kriptosu deşifre olacak. Ahirete varmadan önce yaşadığımız bu hayatın imtihanını Allah'ın izniyle aşabilmek duasıyla. Hacı yakışıklı, yeni akit.